Ferit, toparlama yorumlarını alalım, evet, yavaş yavaş. toparlayayım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan meselesini konuşurken ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Allah uzun ömür versin dedim. İzleyicilerimiz vay o cümleyi niye söyledim diye beni lanetliyorlar. Ne dememi bekliyorlar merak ediyorum. Yani ölsün mü diyeyim? O zaman mı mutlu olacaksın? Yanlış. Ya Bu nasıl bir yanlış. kafa? Nasıl bir kafa bu? Yani muhalefet olmak, yani bunu siz diyebilirsiniz arkadaşlar. Birey olarak böyle bir şey talep edebilirsiniz ama biz ekran karşısındayız ve insanlarla konuşuyoruz. Yani birinin ölmesini ben istemem yani. O ne oluyor? Yani benim görevim birine beddua etmek, ölmesini istemek falan değil. Ben gazeteciyim. Analiz yapıyorum. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bir başka Biliyoruz. olayda ben bir başka daha söyleyeyim. Eğer bu ülkeye kötülük etmiş olanlar varsa yaşamasını da isterim. Çünkü varsa bir bedeli ödemesini de isterim. Ölüp kurtulmasını da istemem yani işin bir başka gerçeği. Eğer illa bir şey bilmek istiyorsanız. Yani Kenan Evren'in ömrünün son gününde eve dönüştürülmesi bence çok önemlidir. Önce ölmüş olsaydı başka türlü ölecekti. Ama ölmeden eve dönüştürüldüğünü görerek öldü mesela. Allah ona uzun ömür verdi, onu Evet. görmeyi nasip etti. Kısacası Evet. Ferit, tabii ki burada konuşurken Mendo abiyle eskiden de program yapıyoruz. Çok uzun zamandır konuşuyoruz da aynı şeyleri paylaşmadığımız şeyler de var. Bu çok doğal bir şey. Seninle de Elbette paylaşmadığımız ya. şeyler var. Zaten aynı şeyleri paylaşacaksak da konuşmanın da çok anlamı yok. Birbirimizi destekler dururuz, gaz veririz birbirimize. Ya Ateşin katılmadığım tüzüsü şey gibi de sallar hazırmış. evet. Ama özellikle bir şeyin altını çizeyim Ferit. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim ülkemizin tarihine baktığınızda eğer o dünyadaki tarih açısından bir ülkenin ekonomik sorunları çözülmemişse ve çözülemiyorsa ve ülke gittikçe yoksullaşıyor ve rüşvet batağına ve yolsuzluk batağına batıyorsa, bir aile ve ailenin etrafından alabildiğine ülke batarken ve yoksullaşırken zenginleşiyorsa onun çevresindekilerle beraber, o ülke eninde sonunda otoriter bir yönetime geçer. Yani daha baskıcı, daha otoriter, adaletten ve hukuktan uzaklaşmış bir ülke olur. Bunu tarihsel olarak da görmek mümkün. Benim tespitim buradan kaynaklanıyor. Eğer bu sorunu çözemezlerse, ekonomiyi çözemezlerse Türkiye karanlık günlere gebe kalır. Gömülür yani. Bakın 7 Ekim tarihinde Hamas İsrail'e saldırdığında ben Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu söyledim ve bu operasyonun İsrail'in işine yaradığını tespit ettim o gün. Evet, Ve evet, dedim evet. ki Hamas'ın üst düzey yöneticilerinin o saldırının olduğu günden bir gün öncesinde Türkiye'de olmaları ve 7 Ekim sabahı şükür namazı kılmaları bir tesadüf değildir. Yine İsrail'in Gazze'yi boşaltacağı ve orayı yeniden imar edeceği açıklamaları gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam İşbirliği Örgütleri toplantısında Gazze'nin imarını gündeme getirmesi rastlantı değildir. Ve yine ardından demiştim ki eğer Türkiye'ye 500 bine yakın Gazze'li gelirse kimse şaşırmasın demiştim. Şimdi kamuoyunda konuşulmaya başladı. Kudüs Büyükelçiliği'nde patır patır Filistinlere vatandaşlık dağıtıldığı söyleniyor. Ne kadardır, az mıdır, çok mudur bunu bilmiyoruz. Ama Sisi ile yapılan, bakın Sisi ile yapılan 14 Şubat toplantısı kritiktir. 14 Şubat'ta görüşmenin yapılması kritiktir. Bak 14 Şubat'ta. Düşünsene. Sisi Türkiye'de öcüydü. Mursi'nin katiliydi. Müslüman kardeşlerin katiliydi. Mısır halkının katiliydi. Diktatördü. Ve Erdoğan yaşadığı sürece Sisi ile el sıkışmazdı. 14 Şubat'ta sıkıştırdı. Tarihe bakın abi. Sevgililer, ama sevgililer günü ya. Ya işte böyle bir ironi yok Ferit. Sevgililer barıştı. Tarihin tokatı farklı oluyor. Kurgu, ya Türkiye'de hiçbir tane büyükelçi yöneticisi ulan 14 Şubat'ta Sisi ile görüştürülür mü? 13 olsun, 15 olsun diye de düşünmemişler. İşe bak. Tesadüf yok bu coğrafya. O açıdan şunu son kez söyleyeceğim bugünkü kapak konumuzda olduğu için. Ekonomik sorunların bu kafayla çözülmesi mümkün değildir. Ama aynı zamanda da emekliye de bir parmak bal, yani onların yaşam standardına seçim kazanacakken oylarını alabilecek derecede bir
zam yapmazlarsa da Erdoğan'ın seçim kaybetmesi demektir. Ya Erdoğan geçen gün yaptığı bir konuşmada İmamoğlu'nun İstanbul'da yanlışlıkla seçim kazandığını söyledi. Yanlışlıkla belediye başkanlığının verildiğini söyledi. Ya böyle bir mantık falan olur mu? Adam seni iki defa yenmiş İstanbul'da. İki defa da mı yanlışlık olmuş? Bir Mart'ta yenmiş, bir de Haziran'da yenmiş. Aha da tarihe de not düşüyorum. Bir de 31 Mart'ta yenecek. Bak bir de 31 Mart'ta yenecek. Yani kısacası ekonomik sorunların çözülmediği ülkeler karanlık yönetimlerin altında kalır kardeşim. Ya o yönetimler değişir ki bugün itibariyle bizim ülkemizde bu yönetimin değişme isiyle ilgili küçük bir umut bile de yoktur Ferit'ciğim. Abi çünkü devamında abi bir şey ekleyeceğim abi yorumuna. Çünkü çok ilginç. O kadar unuttuk ki bu konuları konuşmayı. Ekonomi diyorsun, iktidar diyorsun ama mesela yani otoriter iktidar diyorsun ama muhalefetten bahsetmiyorsun. Unuttun mu abi muhalefeti? Yani ya da muhalefetin de bu olayın içinde olduğunu mu düşünüyorsun mesela? Hani diyorsun ya tesadüf değildir diye. Ya ama söyledim bunu Ferit. Baştan söyledim ben sana. Ben şu anda Zanka TV'ye bak. Şu an bizi sağ olsun izleyeceğimizde 9000 yakında insan izliyor. Lan yarın emeklerle ilgili bir miting düzenledim. Bak oraya şu bak 3 tane kanalın etkisiyle beraber oraya en az 100 bin kişi gelir ya. Bak en az diyorum yani. Bak şu 3 kanaldan dolayı ya. Niye olmuyor ya bundan? Niye o ya muhalefet Ankara mitingini iptal etti CHP ya. Ferit, benim sadece bildiğim bir şey var. Tamam mı? Köpekleri salmışlar, değnekleri de saklamışlar kardeşim. Tamam mı? Bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Bu ülkede muhalefetin millet diye bir derdi merdi yoktur. Muhalefetin muhalefet yapmak diye derdi yoktur. Ya bir muhalefetin tarihsel olarak Türkiye'deki koşullara baktığında sokaklarda ve mitinglerde olması gerekir. Ben sana söyleyeyim. Şu emekliler meselesi konuşuluyor ya. Emeklilerin üzerinden bile Kars'tan başlayıp Edirne'ye doğru milyonları alana çıkarırsın. Milyonları. Vallahi çıkartırsın ya. Milyonları. Yetti gari diye çıkarırsın. Yeter diye çıkarırsın. Demin en başta demiştim ki eğer bir iktidar iktidarda kalabilmek için bir takım koşulları hazırlaması gerekir. Bir, muhalefetin paramparça edilmesi gerekir. Muhalefetin içinde adamların satın alınması gerekir. Seçimi kim organize ediyorsa oranın ayarlanması gerekir. Sonuçta jandarma polis zaten elinde. Zaten YSK elinde. Aklına gelebilecek her kurum elinde. Şimdi şöyle bazı yorumlara baktım da. Devlet Partisi'nin söylediği gibi bitireyim son sözümü Ferit. Türkiye inşallah değişir de onların istediği gibi değişmez Ferit. Evet. Şimdi şöyle son mesajı verdin. Şöyle toparlayalım. Bir ne zaman böyle emeklilerin hakkı ya da emeklilerin içinde bulunduğu durum ya da emeklilere daha önce verilen sözün tutulmaması. O 8.077 TL vardı ya. Seyyanen'den. Tutulmamada memura verildi, emekliye verilmedi. Bu konuları açtığımda genelde şöyle tepkileri alıyorum. Ya Ferit sen muhalif adam değil misin? Neden bu konuları açıyorsun? Çünkü emeklerin çoğu AK Parti'ye oy veriyor, yine verecekler. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani niye onlara sahip çıkıyorsunuz diye de kızanlar var. Görüyorum. Ben bunu sadece yani sahip çıkmak için ben yapmıyorum. Onu söyleyeyim. Ben haberciyim. Ve ülkede toplumun geniş bir kısmında bir haksızlık yapılmışsa egemenler tarafından bir haberci, bir gazeteci ya da bir yayıncının görevi budur. Tabii siz de alıştığınız şeye normal ana akım medyadaki böyle yani toplumun sorunlarını konuşmayan gazetecilere biz öyle değiliz. İsterse AK Parti oy versin bana ne? Bu bir sorun. Bu bir sorun yani. Güç, otorite haksızlık yaptı. Ben de bunu gündeme getirdim. Onun için derdimiz o yani. Yoksa yani AK Parti'ye oy veriyorlarmış. Yani bu kafa doğru bir kafa değil yani. Ha verebilirler de bilmiyorum ne yapacaklar. Evet doğru. Ciddi bir oy deposu emekliler. Çok ciddi bir oy deposu AKP'nin. Ama şu an tercihleri de değişmiş gibi söyleyeyim bakın. Yani söyleyeyim yani. Ama belli olmaz. Evet bu ülkede oluyor bunlar. Zaten sosyolojik sorunlarımız da var. Oy tercih açısından biliyorsunuz. İnatçı bir toplumuz. Düşmanlaştırıldık. İkiye bölündük.
yine aday veriyoruz artık oyları. Galatasaray Fenerbahçe'yi tutar gibi oy veriyoruz. Maalesef durum bu ama bunu bilerek yaptılar. Bizi bu hale getirdiler. Sonuç olarak özetlersek sevgili seyirciler, durum şu. 1 Nisan'dan sonra bizi çok hoş günler beklemiyor. İki tane uzman konuğum vardı. Memduh Bayraktaroğlu, Ali Tarakçı. Uyardılar. İşte biz de kendi çerçevemizde yorumlar yapıyoruz Zanka TV'de biliyorsunuz. Hoş günler beklemiyor. Aman önleminizi alın. Memduh abinin de söylediği gibi daha çok konumuz olacak, konuşacak 1 Nisan'dan sonra. Ne konular gelecek? Neler neler olacak? Bir şey daha söyleyeyim. Yalnız Recep Tayyip Erdoğan o kadar kötü adaylar gösterdi ki, mesela Ankara'da Turgut Altınok'un kazanabilme ihtimali ben görmüyorum. Yani bu insanları Turgut Altınok'un görüp de oy verirlerse affedersin yani, neyse anlayan anladı. Ya bu Murat Kurum'a oy verilir mi ya? Adam bugün Ali abi, açıkçası ya sen de şimdi bugün niçin açılışı geldik diyor. Kazanacaklar dedi. Diyor. He? Ali abi diyorum ben yani, hangi tezle kazanacaklar dedim ki yani AK Parti için. Yani doğru söylüyor muyum Memduh abi? Şu an sorun var İmam, yani. Ya adam diyor ki İmamoğlu diyor 100 vaatte bulundu, sadece 87'sini yaptı diyor. Ya dünyada bir belediye başkanı, bir politikacı bir dönemde 100 tane vaatte 87'sini yapmışsa olağanüstü bir şey. 50'sini yapmış. O sonra düzeltti Memduh abi, yanlış söyledim dedi. 87'sini evet. Yapmadı dedi. Söyleme o zaman abi. Ya bugün ne diyor görmüyor musun ya? Bence Murat Kurum Binali Yıldırım'dan da kötü aday Ferit. Çok kötü ya, çok kötü. Biz şimdi bugün neyin açılışını yapıyoruz diyor. Ya dün ne dedi? Dün dedi ki üniversite öğrencilerine dedi, ulaşımda %40 iskonto yapacağız. İmamoğlu dedi ki ya biz %82 yapıyoruz zaten. Yani şimdi Turgut öyle, bu böyle. Adana kim biliyor musunuz? Ben tanımıyorum. Antalya. Abi İzmir'de bir tane dağ var. Bilmem ne dağ. Hamza Dağı. Kokain çeken Hamza Dağı. Hamza Dağı. Pudra şekeri çeken çocuğun patronu. Pudra şekeri abi, evet. Meyhane geziyor. Abi tamam da İzmir çok kötü bir aday var CHP'de. Berbat bir aday var. Ama bu AKP'li aday o kadar soğuk, o kadar itici ki, halbuki yerine bakın ben iddia ediyorum. Bizi Muğla'ya getirdiler, koydular Aydın'ı. Aydın'ı İzmir Belediye Başkanı adayı yapsaydı Tayyip Erdoğan İzmir alırdı. Orada ikinci bir Boran Öz fatura çıkardı. Açık söylüyorum. Nasıl Yüksel Çakmur'u perişan etti, Boran Öz'e gitti orada. Bu gelirdi Aydın'ı, İzmir alır giderdi abi. Muğla'yı alamaz ama İzmir alırdı. Çünkü İzmirli'nin kafasına yatkın adamın şeyi, yakın. Burada bile şansı var. Getirdiler Bodrum Belediye Başkanı'nı. O kadar en beceriksiz belediye başkanını CHP getirdi. Muğla Belediye Başkanı da yaptı ya. Ulan Marmaris var. Herif süper çalışıyor. Milas var. Milas'ın bir belediye başkanı var CHP'nin. Abi muhteşem adam. Gerçekten muhteşem. Milas'ı Paris gibi yaptı. Aday yapmadılar adamı. Gittiler Bodrum'daki beceriksizi getirdiler. Yani CHP kazanmak istemiyor. Tayyip de inadına kazanmak istemiyor. Bir şeyler dönüyor sanki ya. Ne dönüyor bilmiyorum. Çünkü ikisinde de şöyle bir olay var Memduh abi. Çeketimi assam kazanırlar diye genel olarak bir yok, güvenleri abi, var. İnan öyle Memduh evet. Abi. Vallahi öyle. Ben sana söyleyeyim Memduh abi. Mesela bak Muğla'ya aday yapılması gereken kişi AK Parti'nin aslında Bodrum'a belediye başkan adayı yaptığı kişiydi. Ama bak Bodrum'a AK Parti'nin adayını eski İYİ Parti'nin adayıdır. Çok küçük bir oy farkıyla kaybetti Bodrum'u. Bu dönem Behçet Bodrum'u Saatçi mesela mi? AK Parti kazanırsa değil abi, Behçet Saatçi değil. Fethiye Başkanı Behçet Saatçi İYİ Parti adayı biliyorsun. Abi Bodrum'da AK Parti kazanırsa kimse şaşırmasın mesela. Gerçekten CHP çok kötü bir aday çıkardı. Bodrum açısından söylüyorum. Abi, CHP Muğla adayı da kötü, çok kötü. Abi o banko kazanır, onu söyleyeyim size Muğla açısından, ama eski bakan CHP milletvekili abi biliyorsun CHP milletvekili şimdi şeye getirdikleri bak söyle Muğla adayı. Muğla demin adını söyledin ya abi. Milletvekili. Yo Bodrum belediye başkanı ya. Hayır abi Bodrum abi belediye. Muğla adayı gösterdi ya AK Parti. Ha AK Parti. Evet AK Parti ya Aydın Ayaydın benim 50 senelik arkadaşım. Aydın Ayaydın CHP milletvekili biliyorsun yani son dönemde Deniz Baykal döneminde.
Anavatan Parti milletvekilliği yaptı Mesut Bey de. Bize geldi, Doğru Yol Parti'de geldi, kazanamadı. CHP'den milletvekili yaptı, AKP'den milletvekili. Kızı AKP milletvekili. Ama adam seküler, senin benim gibi yaşayan bir tip yani. Ben mesela Aydın Ayaydın zamanında işte Merkez Bankası... Şöyle, Erdoğan'a gidiyor. Ben diyor ki DEM Parti'yi çözdüm Muğla'da. DEM Parti'nin tabanından oy alacağım. Onun üzerine ne daha yapılıyor? Alabilir. Kürtler çok seviyor herifi. Açık söyleyeyim ben. Abi ben söyleyeyim. DEM'in bir kısmının oyunu alır ama politik olarak DEM son anda oylarına öyle ya da böyle Muğla'da müdahale eder. Onu ya, da söyleyeyim. Aydın yani. Ayaydın burada kazanamaz. Ama bir şansı var. Bir şansı var. Bodrum Belediye Başkanı'nı aday yapmak yerine CHP Muğla'da mesela Milas'taki adamı belediye başkanı adayı yapsaydı ben hiç derdim kesin bitti iş. Garanti yine. Osman Bey ya da bu. Ama çok zor. Ahmet bir defa Bodrum'da hiç sevilmiyor. Burada zaten Fethiye Metin'i bunu tanımaz yetmez. Çok kibirli bir çocuk. Adam. Acayip kibirli. Yani burnundan kıl alamazsın. Ya bir CHP halk sözde kitle partisi olacak ya. Aydın Mende öyle abi, değil abi. Mehmet Tosun'u Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tosun'u bak şimdi olayın geçirgenliğine bak abi. Mehmet Tosun'u CHP adayı olarak bırakmak istiyor. Ama bırakamıyor. AK Parti Mehmet Tosun'u AK Parti Muğla adayı olarak göstermek istiyor. Gösteremiyor. Şimdi o kadar işler karışık ki Mehmet Tosun çok seviliyor Bodrum'da. Ve Mehmet Tosun Bodrum'u kazanırsa CHP'nin adayı çok kötü bir aday çünkü. Tekrar altını çizeyim. Kimse şaşırmasın ama asıl olay şu. Yani bu siyasi partilerin aday gösterme meselesi milletin tercihleri üzerinden falan gitmiyor. Herkesin ekipçiliği üzerinden gidiyor Mendo abi. AK Parti'de de öyle yürüyor. Canım sıkıyor. Çocuklar benim yarın saat 10.30'da ve 10.35'de iki tane mahkemem var benim. Ya Memdu abi Ali abi toparlayacağım da bir türlü toparlayamıyorum. Tam toparlayacağım başka konu oluyor bir anda uzuyor. Yoksa toparlayacaktım ben de. Buradan Bodrum'u hiç tanımıyorum diyen Feridun Kuru'ya buradan kapak göndereyim. Bodrum seçimlerini iyi takip etsin lütfen. İyi, benim hoşuma gitti sohbet ama güzel. Evet ben evet çok. Bazen de sanat falan spor da konuşalım çocuklar ya. Tabii seve konuşalım. Daha hafiftir. Değişik olur. Fenerbahçe dün gece rezil oldu ya. Yazık niye öyle yaptılar? Kazanmak istemedi abi, Fenerbahçe. Abi ben Ankara güçlüyüm. Ben Ankara güçlüyüm bu arada ona göre. Biliyorum Ankara güçlü olduğunu. Ama iyi top oynadı Ankara gücü. Çok iyi top oynadı da Fenerbahçe şöyle oynamak istemedi gördüğüm kadarıyla. Şimdi Fenerbahçe bu sene lig şampiyonu olmak zorunda. 10 senedir olmadılar. Bu turu atmasaydı Fenerbahçe arkasından iki tane daha zor maç vardı. Ne maçı? Yarı final ve final maçı var. Avrupa var. Avrupa'da zor maçları var Fenerbahçe'nin. Çok zor maçları var. Yani Fenerbahçe hem Avrupa'yı hem Türkiye Kupası'nı götüremezdi. Çok zorlanırdı. O zaman şampiyonluk yolunda Galatasaray artık bitti. Galatasaray şimdi kupa. O da bellidir. Yarın ne olacağı belli değil. Yani hiç belli olmaz. Karagümrük elenebilir bile Galatasaray'da. Çekilebilirler yani. Şampiyonluk için sadece Türkiye şampiyonluğu için yarışabilirler gibi geliyor bana. Fenerbahçe'nin dezavantajı Avrupa'ya gidiş olur. Ama mesela Beşiktaş bu gece Konyaspor'u gayet de güzel bir futbolla yendi dediler yani. Hoşuma da gitti. Aferin. Vay be. Bak bir şey söyleyeyim. Ben Galatasaraylıyım. Hayatımda hiç bu kadar utanmadım Galatasaray'ın kazandığı maçtan. İlk defa. Öyle bir penaltı aldık ki yani nasıl verdiler o şeyi? Penaltıyı. O offside nereden nasıl çıktı geldi offside golünü bilmiyorum yani. Bunlar olmamalı futbolda. Benim takımım lehine de olsa olmamalı kardeşim. Türkiye'de hakemler ve hakimler kusura bakmasınlar genelde rezil. Abi her şeye siyaset karışıyor. Orada da sorunlar var. Bizim ülkede işte otorite olunca böyle siyaset orada oluyor. Yalnız ilginç bir yani hoşuma da gitti. Tuhaf geldi hakikaten. Bilmiyorum sevgili seyirciler ister misiniz böyle spor kulis bilgileri, Fenerbahçe, Galatasaray falan o da ayrı dava. Bir yazın yorumlara. İsterseniz yaparız onları da ama tabii daha çok haber ağırlıklı gidiyoruz. Yani spor haberi değil de siyaset ve ekonomi haberi anlamında gidiyoruz. Bugün de çok keyifli bir sohbet oldu. Önemli konuları konuştuk. Başta Türkiye'nin değişmesi üzerine önemli bilgiler verdik. Bakın yani darbe askeri anlamında da olma ihtimalleri her zaman vardır bizim gibi ülkelerde ama iki yorumcum da öyle değil. Tam daha farklı bir değişiklikten bahsettiler. Onun için yayını başından beri izlemenizi de tavsiye ediyorum. Önemli bilgiler verildi.
Abi bir şey söylüyorsun abi. Bir şey söyleyeceğim. Yani, bak. Dünya tarihinde olmayan şeyleri sayacağım şimdi. Gençler biraz bilsinler, gençler. 27 Mayıs'ta ordu darbe yaptı. 2 sene söz verdi. 2 sene sonra seçime gitti. Sivilleri bıraktı. Alparslan Türkeş ve 13 arkadaşı, darbeci arkadaşı sivillere bırakmayalım dediler. O askerler hayır biz Türk milletine söz verdik dediler. Alparslan Türkeş ve 13 arkadaşını yurt dışına sürdüler. Seçim yaptılar 63'te siyaseti sivillere bıraktılar. 12 Mart muhtara verdiler. 2 sene dediler. Hakikaten 73'te seçim yaptılar. Sivillere bıraktılar. Kenan Evren kızarız mızarız yok olsun gitsin ayrı mesele. Ama adamlar söz verdiler. 80'de darbe yaptılar. 83'te seçime gittiler. Dünyada ne Latin Amerika, ne Portekiz, ne İspanya böyle bir ordu yok. Ancak bu sefer bir askeri darbe olur ve iktidara karşı yapılırsa gelecek olanlar 20 sene gitmez. Gelecek olanlar. Bir de öyle bir tehlike var. Gelecek çünkü arkadaş bıraktık içine sıçtılar affedersin. Onlar öyle söylüyor çünkü. Bıraktık bir daha sıçtılar. Bir daha bıraktık. Ya, bu sefer yaparlarsa 20 sene gitmezler. Franco gibi kalırlar. Pinochet gibi kalırlar kardeşim. Açık söyleyeyim. Onun için ben Türkiye'de darbe olmaz diyorum. Askeri darbe. İktidara karşı askeri darbe olmaz. Muhalefete karşı olur. Yapıyorlar zaten. Evet yani şöyle son bir noktayı koyayım. Bir şeyler olacak. Her ekonomi, bu ülkede her ekonomik krizden sonra farklı olaylar gerçekleşti. Rejim değişikliğine gitmeye kadar olaylar gerçekleşti. Hatta geçti bizim ülkemizde. Dikkat edin. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce ekonomik buhranlar vardı. İki de öyleydi ve hepsinden sonra yeni bir düzen kuruldu. Yeni dünya düzeni kuruldu. Tabii. Türkiye'de de aslında bunu küçük bir örneği olarak görebilirsiniz. Bütün darbeler hep ekonomik sorunların ardından geldi. Umarız böyle... Evet. Evet. Umarım böyle bir durum olmaz. Onu söyleyelim ama öyle bir şey olmasın diyoruz ama sadece bir uyarı anlamında bir yayın yaptık. Mevcut siyasi yapıyı da aslında bakmayın uyarmış da oluyoruz böylece. Ama askeri olmazsa bile Cumhur İttifakı içerisinde bir şeylerin olacağına kesin gözle bakıyoruz. Bir değişim geliyor ve o değişim içinde de mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olmama ihtimali de yüksektir diyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir kapatacağım. Peki. 3 sene, 4 sene önce de söylüyorum. 4 senede söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli ile yürüdüğü sürece dünya yani dünya küresel ekonomik finansörlerinden, yatırımcılardan bir tek kuruş yatırım alamaz. Lütfen not ediniz. Bahçeli ile beraber olduğu günden beri Türkiye ekonomik sıkıntı yaşıyor. Vermezler abi. Neden? Kemal Derviş döneminde harika bir program yapıldı. Program harika yürüyordu. %120 yıllık enflasyon %29'a düştü. 29'a düştü. 1,5 sene içinde Bahçeli Kemal Derviş'i yok edebilmek için, hükümeti yok edebilmek için ülkeyi erken seçime götürdü. İMF'nin programı. Allah tarafından bereket gelen Ali Babacan falan bozmadı da gittiler ama artık bu IMF ve bu dünyadaki bankalar, büyük devasa bankalar Bahçeli ile Erdoğan ortak olduğu sürece Türkiye'ye $1,000 para vermezler. Bu kadar da net konuşuyor. Onun için Bahçeli şimdi diyor ki bir şeyler olacak. Sepetlenmekten korkuyor. Benim görüşüm bu. Yanılabilirim ama böyle görüyorum. Evet öptüm. Peki. Hepinizi sevgiyle. Ali abi yayın kontrolü sende. Taci Ali abi hadi.